Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez TET Geometri kanalından İlhan Hocanız. Bugün 39 günde TYT AYT Geometri kampımızın 21. gününe geldik. Gerçekten dairede alan diyerek başlayacağımız bu konu aslında senin önceden çemberde öğrendiğin konuları tekrar edeceğimiz bir konu. Hem map kazanımlarına baktığımız hem terimleri, sembolleri, konuda neler işleyeceğiz bu videoda dairenin çevresi ve alanını tamamen öğrenmiş olacaksın. Hazırsan o zaman videoya geçmeden önce bana destek olmak için, İlhan Hoca'na destek olmak için ne yapıyorsun? Aşağı inip videoya beğeni bırakıyorsun ve desteklerini esirgemiyorsun. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederim. Sayfa 177'deyiz. Bak video ders kitabımızın sayfa 177, 200, 416 sayfalık kitabı yarılayacağız, yarılayacağız. Neredeyse bitirmeyeceğiz. Bak sonuna da geleceğiz. O 39 günün 39. günde Diyeceğiz ki biz bu tuğla şeklinde kitabı bitirdik diyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel sorular var bugün. Hem konu anlatımında çok detaylı bir anlatım yapacağım. Hem de güzel sorularla ÖSYM tarz sorular da çözeceğiz. Ve zaten sonrasında tamamen ÖSYM tarz sorular olan ne var? Teğet ve merkez testlerimiz var. Onları da çözdükten sonra seni nereye yollayacağım? ...tabii ki soru bankamıza yani ödev kitabımıza yollamış olacağım. Ve bunları bitirdikten sonra bu konuyla ilgili tüm sorunumuz ortadan kalkmış olacak. Hazırsan o zaman gel. Neye geçiyoruz? Dairede alanın map kazanım, map kazanım kısmına. Şimdi konuşamadım bak bir an çarpıldım mı ne oldu? Şimdi çevresi ve alanı diyor bak farkındaysan. Yine 11. sınıf konusuna gittik. 11. sınıf çember ve daire. Gel gel gel. Dairenin çevresi ve alanı. Yay uzunluğu, daire, daire dilimi. Bak bu ifadeleri göreceğiz. Ve alan bağıntılarını ve çevre bağıntılarını göreceğiz. Dairenin çevresi ve alanı ilgili uygulamalar yapacağız. Daire diliminin alanı bak bu önemli ve yay uzunluğu bağıntısını bulacağız. Bu ikisinden soru geliyor bak. Yay uzunluğu bağıntısı ve daire diliminin alanı. Ve sonra gerçek hayatla ilgili yani güncel yeni nesil sorular çözeceğiz. E, o zaman gel. gel. Gel 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 gel. Hemen şöyle bir kısmına geçiyorum video ders tahtamızın ve dairede alan kısmına doğru yola çıkıyorum. Bak neler yapmışız, neler yapmışız. Böyle aşağıya doğru iniyorum. Sen şu an görmüyorsun ama gerçekten yani biz neler yaptık diyorum ya. Çok güzel bir noktaya geldik. TYT bitirdik, AYT geldik. Sıra AYT'de ama bunu da bitireceğiz. Bunu da noktalayacağız. Şimdi gel bakalım dairenin çevresi ve alanı. Öncelikle yarı çapı R olan bir daire. Bak daire. Şimdi kember içi boş demiştim hatırlarsan. Daire ise içi doludur tamam mı? Yani bunu taralı bir şekilde gördüğünde o yüzden biz alan buluyoruz. Buradan aklına tutabilirsin. Yarı çapımız R çevremiz 2 pi olacak. Yani 2 çarpı pi çarpı r şeklinde. Formül bu şekilde olacak ama sen burada aslında çe çemberin içerisinde de 2 pi kullanabilirsin. Çünkü çevreyi hesapladığın için o çemberde de çevre var. Burada da aynı mantıkla. Bunun etrafını böyle uzunluk olarak bulmak istediğinde 2 pi ile buluyorsun ve dairenin çevresiyle çember yerinin uzunluğu aynıdır. Az önce söylediğim şey. Çemberde de aynı mantık. Çevreyi hesaplıyorsun. Sonra bir çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı pi sayısına eşittir. Pi sayısı da yaklaşık 3,14. Yani biz aslında çok matematikte çok güzel sayılar var diyoruz ya. Pi sayısı çok değerli bir sayıdır. Ve biz burada aslında dairenin alanında, dairenin çevresinde çok fazla kullanacağız. Hadi gel bakalım örnek birle başlayalım. Şimdi çevresi 18 pi birim olan bir dairenin çapı kaç birimdir diyor. Şimdi biz çevreyi ne, ne olarak biliyoruz? Şu rengi bir değiştireyim. Dur. 2 çarpı pi çarpı r 18 pi'ye eşit olursa pi'ler sadeleşecek mi? Evet. 2R18 ise R buradan ne gelir? Tabii ki 9 gelir. Ama çapı sorduğu için çap neydi? Çap da 2 çarpı R'ydi. Yani 2 tane R'ydi. 2 çarpı 9'dan cevap ne olur? 18 birim gelir. Anlaştık mı? Bak farkındaysan çevreyi 18 pi birim olarak bir biliyorum. E, ne yaptım? Çevre 18 pi, 2 pi R'yi. 18 pi'yi eşitledim. R'yi 9 buldum ama çapı sorduğu için direkt 18 geldi. Çünkü neden? 2 R'yi istediği için. Geçtim ikinci soruma. Şöyle tam ekran yapayım. Çevresi 32 birim olan bir kare. Bir dakika, karenin bütün kenarları birbirine eşit. 32'yi 4'e bölsem bir kenarı ne olacak? 8. Yalnız ben şimdi bunun tamamının 8 olduğunu biliyorum ya. Eğer çemberin içerisinde bir nokta belirlesem ve bu noktadan teğetlere ne yapıyorum? Dikler atıyorum. Aşağıda da teğet var. Hemen aşağıya da dik attığımda r var. r var. 90'lar sayesinde buradaki çizdiğim doğru bu çizgi çizdiğim doğruya paralel olmuş oldu değil mi? İki doğru arasındaki yükseklik gibi düşünebilirsin. Demek ki o zaman 2R kaça eşit olacak? 8'e. R buradan ne geldi? 4. Ama çevreyi istemiş bu çemberin. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı R miydi? O zaman 2 çarpı pi çarpı R'miz de 4 olduğu için cevabımız ne gelir? 8 pi gelir. Anlaştık mı? Anlaştık. İkinci soru da tamam. Geldim üçüncü soruma. Üçüncü soruya baktığımızda yarı çapı 6 santim olan çember biçimdeki bir tel. Yani R eşittir 6 dedim. Kesilerek eş iki parçaya ayrıldıktan sonra her biri ile birer çember yapılıyormuş. Şimdi burada bir tel var ya yarı çapı 6 santim olan bir çember var. Bunu bir çevresini hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı R'miz nedir? 6. Toplam 12 pi tel uzunluğumuz var tamam mı? Bak ne yaptı sonra? 2 eş parçaya böldü. 12 pi'yi 2'ye böldüğümde 6 pi gelecek değil mi? Bir tane tel 6 pi diğer tel de 6 pi. Sonra elde edilen çemberlerden bak dikkat et o aynı tellerden tekrar çember yapılıyor. Yani bu sefer çevresi 6 pi olanın yarı çapı sorulmuş. Bak çemberlerden birinin çevresi. O zaman bak ben şunu düşüneceğim. Elde edilen çemberlerden birinin çevresi. Yani sen bunu tekrar çember yapsan da sonuçta uzunluğu buldun. Uzunluk demek çevre demek değil miydi? Yani o zaman cevabımız ne oldu? 6 pi olmuş oldu. Şöyle düşün. Bunun tamamı 12 pi idi. Bunu 2'ye böldün. Bak tam ortadan 2'ye böldün. Ve çember yaptın ikisinde. Bunun çevresi 6 pi geldi. Bunun çevresi 6 pi geldi. Bunun bir tanesinin çevresini soruyor sana. Cevabımız 6 pi'dir. 3'ü bitirdim. Geldim 4. soruya. Şekilde soldaki duvara dayalı olan tekerlek. Ok yönde yuvarlanarak 8 tam tur döndükten sonra yani çevre çarpı 8 yapacağız. 1 tur attı çevre. 8 tur attı 8 çarpı çevre. Sağdaki duvara dayanıyormuş. Hemen o lastiği şöyle çizelim. Tekerlek ve lastiği kenarlara teğet olacak şekilde çizdim. Peki burada neyi sormuş bana? Tekerleğin yarı çapı 30 verilmiş. Yani 30 santimi şöyle çizsem. R eşittir 30. 8 turu hesaplayalım önce. 8 çarpı 2 çarpı pi çarpı R'miz nedir? 30. Ne yaptı burası? 480 P pi yaptı değil mi? Çünkü 30 ile 2'yi çarptım 60. 8 ile çarptığımda 480 pi. Fakat iki duvar arasındaki uzaklık sorulmuş. Yani şu pembe noktadan Pembe nokta soruluyorsa eğer ben merkezden TT dik attım, aynı şekilde merkezden diğerinde de TT dik attım. Bizim şu an bildiğimiz yer neresi biliyor musun? 480 pi dediğim yer. Sonuçta bunun etrafı nereye değiyor? Bak, şuradan başlayarak yüzey üzerinde sadece buraya kadar gelebiliyor. Yani burası sadece 480 pi. Peki sağ ve sol taraftaki yuvarlak için aldığım kenarları nasıl bulacaksın? Bak 30'u karşıya şöyle yani merkezden TT dik attın 30. Merkezden TT dik attın 30. Bu 30'ları aşağı indirirsen bak ikisi de 30 olacak. Demek ki 480 pi artı 60 duvarlar arasındaki uzaklık olmuş oluyor. Yani tamamen değdiği noktaları görebiliyorum. Değmediği noktaları da yarıçap sayesinde bak 30'u aşağı indirdim buradan. Merkezden TT dik indi. Merkezden TT dikinde 30'u aşağı indirdim. Şuradaki mesafenin 480 pi olduğunu 8 tur atarak gördüm. O zaman cevabım 480 pi artı 60 santimetre olarak karşıma gelmiş oluyor. Tamam mıdır? Dördüncü soruyu yorumlayarak çözdükten sonra geçiyorum geçiyorum. Çember yayının uzunluğu. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle O merkezi bir çemberin var. Alfa açısı bak. Dikkat et. A, O, B açısına baktığında alfa açısı neyi görüyor? mavi çizdiğin yay ölçüsünü, yay uzunluğunu görüyor değil mi? Alfa merkez açı demiştik ama uzunluğunu hesaplamak istediğinde ne yapacaksın? Aslında mantık şu doğru orantı tamamı 360 derece değil mi? Yani şeklin tamamı 360 derece. 360 derecede çevremiz 2 pi r ise bak 360 derecede 2 pi r ise alfa derecede nedir diyerek içler dışarı yapıyorum ve tamamen doğru orantı. O yüzden şu formülün gelmesinin tek sebebi yani alfa bölü 360 çarpı 2 pi'ye çevreyi alfa bölü 360 ile çarptığında bu yeşil yay uzunluğunu bulmuş oluyorsun. Ve bunu sorularda çok kullanacağız. O yüzden buraya yıldızlıyorum. Sen de yıldızla. Ve sonra yayın ölçüsünün ve çemberin yarı çapının bilmesi gerekir diyor. Neyi bulmak için? Yayın uzunluğunu bulmak için bu değerler kesinlikle ortaya çıkacak. Tamam mı? Hemen geçiyorum ikinci sayfama. Örnekle devam edelim. Örnek 5 diyor ki sana yarıçapı çapı birim ve 108 derece verilmiş AOB açısı. Küçük olan AB yayın uzunluğu sorulmuş. Peki AB yayının uzunluğu mutlak değer içerisinde yay çizdim bak üzerine. Ve sonra dedim ki açı bölü 108 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı R'miz nedir? 10'dur. Gördün değil mi? Peki burada sadeleştirme işlemimiz var mı? Ne yapalım? Şurada 10 ile 360'ın sıfırı sadeleşsin. Sonra ben şunu yapayım. 108'i 36'ya böleyim. Bak 108'i e 36'ya böldüm 3. 36'ya böldüm 1. 3 kere 2 ne yaptı? 6 pi yaptı. Demek ki AB yayının uzunluğu şu morla çizdiğim yay uzunluğu neymiş? 6 pi birimmiş. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçiyorum o zaman 6. soruma. Şekildeki çemberde ABC açısının ölçüsü 60 derece. Bu arada bu 60 derece çevre açıdan AC yayını ne olarak verir? 120 derece olarak verir. 60'ın iki katıydı çevre açı. Hatırlıyorsun değil mi bak? Bunların hiçbirini unutmadığını düşünüyorum. Eğer unuttuysan koşuyorsun direkt çemberde açı videosunun ilk kısmına hemen çevre açı merkez açıya bakıyorsun geri geliyorsun. Tamam mı? Şimdi sonra ABC açısının ölçüsü 60 derece ve ABC yayının uzunluğu AC yayının uzunluğundan 8 pi birim fazladır. Bir dakika. AC yayı nerede? Bak AC yayı yeşil. ABC yayı nedir? Hemen onu da gösterelim. Onu da farklı bir renkle çizelim. ABC yayı bu mudur? Budur. Peki ben bir merkez belirlesem. Bak şöyle bir merkez belirledim. Şu şekilde. Merkezimizde kaç derece var? 120 derece merkez açıdan var. Peki bana dedi ki bak. ABC yayının uzunluğu. ABC yayının uzunluğunu yazıyorum. Bak yarıçap R ise. Arka tarafında kaç derece var? 240 derece var. 240 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı R. Bu ABC yayının uzunluğu. Eşittir diyorum. Neyden 8 π uzunmuş? AC yayından 8 π uzun. AC yayını yazalım. 120 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı aynı R'den bahsediyorum. Ama artı 8 π yazdım. Bak buradaki olayı tekrar ediyorum. Şurada 240 derece var. 240 derecenin yay uzunluğunu hesaplamak istiyorum ya. Yarıçap R. Alfa bölü 360 yani 240 bölü 360. 2 çarpı pi çarpı çevreyi çarpıyorum. R. Diyor ki ABC yayının uzunluğu denklem kuruyoruz aslında. Neye eşit demiş? AC yayının uzunluğuna 8 ekley demiş. Yani 8 pi birim fazla demiş. O zaman bundan 8 pi ekledim. Peki burada sadeleştirme olması için her yerde pi gördüğüm için pi'leri sadeleştiriyorum. Bak eşitliğin her yerinde pi var. Arada artı olmasına rağmen her yerden sadeleştirdiğin için bu işlemi yapabilirsin. Peki 120'ye böldün 2, 120'ye böldün 3. 2 kere 2 4. 4 bölü 3 geldi buradan. Yanında da ne var? R var. Eşittir. 120'ye böldün 1. 120'ye böldün 3. Burada da 2 R bölü 3 var. Artı 8. 2 R bölü 3'ü karşıya negatif olarak alırsan 4 R'den 2 R çıktı. 2 R. Aşağıda da e, ne var? Pardon. Aşağıda da 3 var. Bunu 8'e eşitlersem ne yaptı? 8 kere 3 24. 2 R 24 ise R buradan nedir? 12 birimdir. Bizden de zaten pardon birim kare olmayacak. Heh, bizden de zaten yarı çapı istediği için cevabımız 12 gelmiş oldu. 6. soruda bittiğine göre 7. soruya geldim. Şekildeki AC çaplı çemberde AB, AD, DC yaylarının uzunlukları sırasıyla 4, 7 ve 8. E şöyle yapalım. AC çaplı dediği için kırmızıyı çizdim ya. Kırmızının sol tarafında 8 ile 7'yi topla uzunluk olarak 15. 14'e ne eklersem 15 yapar? Tabii ki 11 eklersem. Gel burada ne yapalım biliyor musun? Hani uzunlukların en azından sayıyla bir ifade olarak verilmiş ya. Biz açısını bulmaya çalışalım. Mesela 4 gördüğüm yere 4 alfa, 11 gördüğüm yere 11 alfa. Toplam 15 alfa, değil mi? 15 alfa neye eşit olacak? 180 dereceye eşit olacak. Bak 15 alfa eşittir 180 derece ise alfa buradan 12 derece geldi. Yani 4 uzunluğu görenin açısı kaç derece olur? Tabii ki 48 derece. 4 ile 12'yi çarptım. 11'in açısı ne olur? Merkez açısından bahsediyorum. 12 ile 11'i çarptım 132 derece olur değil mi? 7 ile 12'yi çarptım 84 derece olur. 8 ile 12'yi çarptım 96 derece olur. Yani merkez açılarını biliyorsun ya. Demek ki bunların yay ölçüsü bak DC yay ölçüsü 96. Aynı mantıkla AD yay ölçüsü 84. Aynı mantıkla C'den B'ye CB yay ölçüsü 132. B'den A'ya 48 derece. Şimdi biz bir iç açı özelliği öğrenmiştik. Neydi o? Hatırlarsan. X açısı eşittir. X'i gören 7 ve 11 değil mi? Ama bunların açısı 132 ve 84. O zaman 132 artı 84 bölü 2. İç açı özelliğinde toplamların yarısı alınıyordu. Veya uzun yoldan yapmak istersen şöyle çektin. B'den A'dan çektin. 132'nin çevre açısı nedir? 130'un yarısı 65. 2'nin yarısı 1. 66 Yozgat. Peki 84'ün yarısı da şuradan 42 gelmeyecek mi? Bak tamamen çevre açı. Yeşilin yarısı 42. Sarının yarısı 66. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir diyerek 42 artı 66 dersen buradan ne yapacak? 108 derece yapacak. Aynı mantıkla şurada 6 var. Şurada 2 e, yok 8 6 var. 8 3 11 elde var 1. 216 bölü 2 de ne yapacak? 108 yapacak. Yani her iki yoldan da sana gösteriyorum istediğin yerden yapabilirsin. 7. soruda tamam. Geldik bir saat sorusuna. Şekildeki saatin akrebin uzunluğu 6 birim demiş. Peki akrep nerede? Şu kısa olan 6. Sonra yelkovanın uzunluğu da 8 demiş. Buna göre saat 12'de yani ikisi üst üsteyken 2'ye kadar 2 saatte akreple yelkovanın uç noktalarının aldıkları yolların toplam uzunluğu. Önce biz neyi hesaplayalım? Şimdi 12'den 2'ye kadar akrep nasıl hareket edecek? Bak. 12'den 2'ye kadar akrep kısa olan Nasıl hareket etti? Şöyle hareket etti değil mi? Şuradan şuraya geldi. Peki bir zaten saatte 12 saat olduğu için 360'ı bir 12'ye bölelim. Her saat arasında kaç derece var? 30 derece. Şimdi bir var ya burada. Şurada 30 derece varsa burada da 30 derece. Toplam 60 derece. 60 dereceyi yazdım. Şimdi benden şu pembe yay uzunluğunu istiyor değil mi? Peki bu pembe yay uzunluğuna örnek veriyorum x dedim. x eşittir. Alfa bölü 360. 60 bölü 360 çarpı. 2 çarpı pi çarpı. Akrebin yarı çap olarak düşünürsen. Yarı çapı da 6'dır. Burayı düzenlediğimde sıfırlar gidiyor. 6 kere 6 36. 36'lar gidiyor. X buradan 2 pi geldi mi? Geldi. Şimdi neyi hesaplayacağım? Burada 12, 12'den 2'ye giderken. Yelkovan önce bir tur attı mı? Bak Yelkovan bir tur attı 360. Peki saat 1 oldu. Peki bir de bir tur daha atacağım. Bir tur daha atınca ne yaptı? saat 2 yaptı. Yani 2 saat geçmesi için 2 tur atması gerekiyor Yelkova'nın. O zaman çevre olarak 2 ile çarpılacak değil mi? Bak şimdi. 2 çarpı. Bunun yarı çapı ne? Şöyle baktığımda 8. 2 çarpı pi çarpı r. R'miz nedir? 8. Bak şu an bu çevre. Çevreye 2 tur attığım için. Tur diyorum bak şuraya. O yüzden aldığı yolu hesaplıyorum. Peki buradan 4. 4 kere 8 nedir? 32 pi de Yelkova'nın gittiği yoldur. Eğer 2 pi ile 32 pi'yi toplarsam ne yaptı? 34 pi aradığımız cevap olmuş oldu. Çünkü hem Yelkova'nın hem Akrebin aldığı yolu sorduğu için cevap 34 pi'dir. Çok güzel soru bence. O yüzden bu soruyu da şöyle yıldızladım. Tamamen yorum sorusu bak. ÖSYM sana ne sorar biliyor musun? Günlük hayattan işte her gün saate bakıyorsun. E saate bakıyorsun da bunu düşünebiliyor musun? Ya da o an sınav anında bunu düşünebilecek misin? Yani eleme usulü diyoruz ya ya da bir eleyici sınav nasıl olur diyoruz ya işte bu tarz günlük hayattan örneklerle oluyor. Yani ÖSYM senden bu tarz şeyler istiyor. Sen de bunları sakince önce anlayarak sonra böyle doğru bir şekilde yorumlayarak çözebileceksin. Geçiyorum 9. soruma. Bir firma için logo tasarlayan Seda birim kareli zemin üzerine çeyrek çember yayları çizerek yukarıdaki şekli elde etmiştir. Ve Seda'nın elde ettiği bu şeklin çevresi kaç birimdir diyor. Bir dakika. Çeyrekse bunların hepsi. Gel şöyle hesaplayalım. Bak. Mesela şurada bir tane çeyrek var. İkinci çeyrek. Üçüncü çeyrek. Dördüncü çeyrek. Beşinci çeyrek. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki tane çeyrek var. Şimdi bir tam da dört çeyrek var değil mi? On ikiyi böl şey, on dörde böldüğümde üç tane tam daire mi oldu? Bak peki 3 tane tam daire olacaksa o zaman bizden istediği şeklin çevresi diyorsa 3 tane dairenin çevresini alırım. Yarı çapa baktığımda birim kare olduğu için yarı çap 2 değil mi? Aynen öyle. Bir tanesinin çevresi nedir? 2 çarpı pi çarpı r'den 4 pi değil mi? E ben bunu 3 ile çarparsam 4 çarpı 3 pi ne yapar? 12 pi yapar. Aradığımız cevap ortaya çıkmış olur. Bu kadar pratik bir şekilde ne yaptık? Soruyu çözdük. 9 da tamam. Bu sayfa da bitti. Geçiyorum 10. soruma. Yukarıda verilen ABCD merkezli ve 6 birim yarıçaplı dairesel e, disklerin etrafına gergin olarak kırmızı bir kayıt sarılmıştır. Bu arada tam teğet olan noktalara şöyle bir şey yapsak bak. Tam C'den teğet C'den teğet dik oldu. C'den teğet dik oldu. Şunların hepsini bir göstereyim sana. Şu 90'lar şimdi birazdan işime yarayacak. Bak. Bu 90'lar tamamen buradaki dikdörtgenleri ortaya çıkartacak. Hemen bunları çizdik. Bak şimdi. Mesela şuradaki kırmızı uzunluk karşıdaki kırmızı uzunluğa eşit mi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit dikdörtgen dikdörtgende. Evet. Aynı şekilde şuradaki yeşil şey, mavi uzunluk buradaki mavi uzunluğa eşit. Buradaki turuncu uzunluk buradaki turuncu uzunluğa eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Buradaki yeşil uzunluk buradaki yeşil uzunluğa eşit. Hatta ben harflendiriyorum. Bak A yazsam şuraya. Burası A olacak. B yazsam B C yazsam C, D yazsam D olacak. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama diyeceksin ki hocam şunlar ne oldu? Bak köşeler ne oldu? Bu köşeler de nedir biliyor musun? Örnek veriyorum mesela. Burada 90 derecem var. Dikdörtgen yaptığım için. Burada da 90 derecem var. Şu iki açının toplamı kaç derece? 180 derece. Peki şurada bir tanesini alsam, burada bir tanesini alsam, burada bir tanesini alsam, burada bir tanesini alsam. Sonuçta 1, 2, 3, 4 değil mi? Yani aslında 4 tane 180 var ama ben birer tanesini alıyorum. Eşit değil ama dıştakiler alırsam bir tane daire elde edersin. Çünkü şöyle düşün. 4 ile 180'i çarp. 720 değil mi? 720'yi 2'ye böl. Yani bunların birleşmesi bir tane daireyi oluşturacak. O zaman demek ki şöyle yapsam. Buraya alfa açısı. Buraya beta açısı. Buraya teta. Buraya da ne diyelim açık kalmadı ya. Ee, ne diyelim? ne diyeyim? Bak hiçbir açık gelmedi aklıma. Alfa, beta, teta, gama. Şöyle yaptım. Tamam mı? O da alfaya benzedi ama neyse. Şöyle yapalım o zaman. C yazdık. Ee, alfa. Ee, bak harf gelmedi aklıma. Görüyor musun? Ya şu harften bir tane daha yapsaydınız ya. Neyse. Hadi buna da x diyelim hadi tamam mı? Şimdi buradaki açıların toplamı bak alfa artı beta artı teta artı x toplamı 360 derece yapacağı için demek ki şuradaki dıştaki yay uzunlukların toplamı bir tane daire elde edilecek. Yani bir dairenin çevresi. Peki yarı çapa ne demişti? 6 demişti. Onu hemen aradan çıkartalım. 2 çarpı pi çarpı 6 ile çarparsam yarı çap 6 olduğu için. 12 pi köşeler geldi bak. Şu mavi çizdiğim yaylar Yay uzunlukları daha doğrusu. Kaç geldi? 12 gelmiş oldu. Bu burada dursun. Sonra dörtgenin çevresi de 80 pi verilmiş. Bak bak bak. Kırmızı kayışın uzunluğu sorulmuş. Eğer A, B, C, D'nin toplamı da 80 ise kırmızı kayışta zaten bu ikisinin yok mu? Bak A, B, C, D var. Bir de maviler var. O zaman 80 pi ile 12 pi'yi topladığında 92 pi benim senin aradığın cevap olmuş oldu. Yani dıştaki kayışın uzunluğu eşittir 92 pi'dir. Olayı anladın değil mi? Çözüm mantığını da anladın. O zaman artık geçebiliriz. 11. soru. Şekildeki çemberlerin merkezleri O noktasıdır. Tam merkez kesişim noktası. Her ikisinde de geçerli. AKB ile CLD çember yayılan uzunlukları eşittir. AKB yay uzunluğu bak. Mavi yay uzunluğu eşittir. CLD mavi yay uzunluğu. Şimdi o zaman şunu düşünmem lazım. Önce bir oran var burada. OC'yi 5K e, ee, DB'yi de 8K yazsam. OC nerede OC? Buraya 5K yazdım. DB de 8K. Yarı dolayı buraya 5K yazınca büyük çemberin yarıçapı 13K. Küçük çemberin yarıçapı 5K geldi. Şimdi biz bunu alfa yazdık ama arka tarafında şuradan kaç derece var? 360 eksi alfa derece var. Peki önce AKB yay uzunluğunu yazıyorum bak. AKB yay uzunluğu alfamız var. Alfa bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r'miz de 13k değil mi? Aynen öyle. Şimdi ise diğer yay uzunluğunu yazıyorum. Açımız bu sefer kaç derece? 360 eksi alfa derece. Yarı çapımız bu sefer ne? 5k. Ne yapıyorduk? Alfa bölü 360 yani 360 eksi alfa bölü 360. Şöyle yazdım. Sonra 2 çarpı pi çarpı r'miz de bu sefer 5k. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Şurada bir parantezimiz var. 360'lar bir sadeleşsin. Pi'ler sadeleşsin. 2'ler sadeleşsin. Değil mi? Burada kaç kaldı? 13K. Ya K'ler de gitsin. 13 eşittir. 5 çarpı 360. Değil mi? Bak 13 alfa olacak. Pardon. Dur. Şuraya. 13 alfa eşittir. 5 çarpı 360 eksi 5 alfa. Eksi 5 alfayı karşıya pozitif olarak aldığında artı 5 alfa 18 alfa olmuş olacak. 5 çarpı 360 olursa e 18 ile 360'ı sadeleştirebiliyorsun. Bu tarafta 20 kaldı, burada 1 var. Alfa demek ki kaç derece geldi? 20 ile 5'i çarparsan 100 derece gelmiş oldu ve 11. soruyu bitirdik. Geçtik dairenin alanına. İşte bak. Çevre uzunluğunun o kısmı, yani yay uzunluğu kısmını bitirdik. Şimdi ise pi pi're kare kısmına geçiyoruz. Yani bir dairenin alanı pi çarpı yarıçapın karesi ile ortaya çıkıyor ve biz bunu sürekli kullanacağız. Ama bak iç bölgesinin birleşimine diyoruz. Bak çember içi boş, daire içi dolu. Yani o yüzden alan bulacağımız için o yüzden dairenin alanı çok değerli bir konudur. Şimdi AH4 verilmiş. Bakıyorum AH4. O'dan B'ye yarı çap değil mi burası? Aynen öyle. Yani şurada bir yarı çap var. O'dan A'ya çizsem bu da yarı çap. Hatta çizelim. Şöyle O ile A'yı birleştiriyorum. Burası R olmalı değil mi? Peki şuraya R-2 mi yazacağım? Aynen öyle. Çünkü OB de Nereye eşit? OB uzunluğu eşittir OA uzunluğuna. E orada bir dik üçgen var. Hatta senin tanıdığın bir dik üçgen var. R'ye 5 verirsen 3 4 5'i sağlıyor mu? Sağlıyor. Peki dairenin alanı sorulmuş. Alan eşittir pi çarpı R'nin karesi. 5'in karesi de 25 olduğu için 25 pi birim kare bizim aradığımız cevap olmuş oldu. 12. soruyu bu şekilde çözdük. Geldik 13. sorumuza. Şekildeki O merkezi ve yarıçapı 4 birim olan çemberin içine A noktasında teğet olan ve O noktasından geçen bir çember verilmiştir. Yarıçapı 4 ise O merkezin buraya 4 yazınca diğer taraf da 4 olacak. Bak merkezi tam doğrusal bir şekilde birleştiriyorum. Fakat bunun da merkezi var. 4 olması için 2'ye 2 yazmaz mısın? Yazarsın. Peki taralı bölgenin alanı istendiyse hemen yorumlayalım. Tüm alandan beyaz bölgenin alanı çıkartacağız. Yani pi çarpı 4'ün karesi 16 pi kareden. Neyi çıkartıyorum? Pi çarpı 2'nin karesi 4. 16 pi'den 4 pi çıkarsa 12 pi birim kare gelir. Bizden istenen cevap da bu şekildedir. 13'ü bitirdim. Bu sayfa da bitti. Geldik daire diliminin alanına. En, en güzel kısma geldik. Bak gerçekten çok güzel bir kısım. Çünkü sorularda böyle gelecek. Şekildeki o merkezli R yarıçaplı dairede. Eğer sana şöyle bir daire dilimi verirse. Şöyle düşün. Tamam mı? Hani yarıçap ve çevre üzerinden konuşmuştuk ya. Doğru orantı diye. Burada da aynı şeyi yapacağız. Tamamın alanı pire kare ise alfa derece nedir diyorum ben sana aslında tamamının aranı bak 360 derecede alan pi re kare ise alfa derecede nedir? Çarpınca alfa bölü 360 pi re kare. Yine benzer formül ortaya çıkıyor. Çevreyi alfa bölü 360 ile çarpınca yay uzunluğunu veriyor. Alanı alfa bölü 360 ile çarpınca neyi veriyor? Daire diliminin alanını vermiş oluyor. Fakat burada da ekstra uzunluk bulmak için de bak uzunluk AB uzunluğuna baktığında çevreyi alfa bölü 360 ile çarparsan AB yay uzunluğunu veriyorsun. Bak şurada da bak alan eşittir yay uzunluğu çarpı r bölü 2. Hani hatırlarsan şöyle bir olayımız vardı 2 pi r çarpı alfa 360'tı ya. Şimdi bunu 2'ye böldüğün düşün. İkiler gidiyor. Bunu r ile çarptın düşün. R ile r'yi çarptın r kare. Yani yay uzunluğunu r ile çarpıp 2'ye böldüğünde de ne yapıyorsun? Buradaki alanı bulmuş oluyorsun. Tamam mı? Peki bunları söyledik gel örnekler çözelim ve biraz eğlenelim değil mi? Örnek 14. Öncelikle bak. Ben 120 dereceyi gördüm. 120 bölü 360 dedim bak. Eşit e, şey 120 bölü 360. Neyi vermiş? Alanını vermiş. O zaman pi çarpı r kare diyeyim. Tamam mı? Daire dilimin alanını 16 pi birim kare verdiyse hemen özelliğimi yazdım. 16 pi eşit dedim. Pi'ler sadeleşir mi? Sadeleşir. 120 ile 360 sadeleşti mi? 1'e 3. Peki içler dışarı yaparsam r kare eşittir. 48 gelmiş oldu. 48'in çarpanları 16 çarpı 3. 16 dışarı 4 diye çıkar. Ama 3 çıkamadığı için r'nin değeri nedir? 4 kök 3 gelir. 14'ü bitirdim. Geldim 15. soruma. Şimdi şekildeki O merkezli dairede OA 6 birim. Tamam. AB yay uzunluğu 15 birim. Bir dakika bak. Burası 15 birimse açıyı bilmiyorum bak. Alfa açısını bilmiyorum. Ama bununla beraber bu açıyı bulabilirim. Bak şimdi alfa bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı R'miz nedir? 6. Çevreyi alfa bölü 360 ile çarpınca yay uzunluğunu veriyordu. 15 e eşitledim Peki bunu düzenlesem. Ne olacak? Şöyle düşündüğünde 6 ile 360'ı sadeleştirdim. Ya da şöyle yapsak daha güzel bak. 15'i 3'e böldün 5. 6'ı 3'e böldün 2. 2 kere 2 4 mü? Aşağıda 90 kalacak değil mi? Yani ben burada alfa çarpı pi'ye ne göreceğim? 90 ile 5'i çarpsam 450 göreceğim. Bu burada dursun. Şimdi boyalı daire dilimin alanı sorulmuş. Alan formülümüz de neydi? Alfa bölü 360 Çarpı alanı alanı yazıyordum. Yani pi r kare. Pi çarpı re kare. Altının karesi 36. Peki şurada alfa ile pi'nin çarpımı var değil mi? E biz alfa ile pi'nin çarpımı gördüğümüz yere 450 yazsak... 36 ile de 360 sadece 1'e ne gelecek? 10. E aşağıda da 10 kaldı. Sıfırlar sadeleşirse alanımız 45 birim kareymiş. Ve direkt cevap ortaya çıktığına göre 15'i de noktalamış oluyoruz. Geldik 16. sorumuza. O merkez dairede... OB3 kök 2 santim ve boyalı bölgenin alanı 13 pi. Bakıyorum boyalı bölgenin alanı 13 pi ise. Bir dakika şimdi. Biz normalde alfanın karşısındaki şu açıya ne diyoruz çevre açıdan? 2 alfa diyoruz değil mi? Peki bu 2 alfa ise şuradaki merkez açı 2 alfa olmaz mı? Aynen öyle. Veya tersten 360 eksi 2 alfa. 2'ye böldün 180 eksi alfa olacak. Bak şurası 360 eksi 2 alfa. Tamam 360 olduğu için. Merkez açıdan şöyle yapalım dur ters yazdım. Şu kırmızıyla yazdım. 360 eksi 2 alfa. Merkez açıdan burası 360 eksi 2 alfaysa tamamlamak için arka tarafa ne yazarsın? 2 alfa yazarsın. Peki bunun alanı 13 pi verildiğine göre yarı çapta var. O zaman açı bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. 3 kökünün karesini alıyorsun şöyle. Nereye eşitledim? 13 pi'ye eşitledim bak. Peki pi'ler sadeleşsin. Sonra 3 kökkenin karesi nedir? 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 18 var, 2 var. Bak şurası 18 yaptı. 2 ile çarpsam 36. E 36'lar sadeleşiyor. O zaman alfa buradan kaç derece geliyor? 13 ile 10'u çarparsan 130 derece gelmiş oluyor. Ve 16. soruyu da noktalamış oluyoruz. Şimdi 17. soruya geçmeden önce. Şimdi ben size ne anlatacağım? Yine Hacettepe anılarına geçiyoruz. Ama Hacettepe anılarına giriş yaparken şundan bahsedeceğim. Şimdi akrabaların Facebook'a geldiği dönemden bahsedeceğim. Yani bu e, her ailede yaşanan olay. Her ailenin e, temel sorunu, böyle e, tüm öğrencilerin yaşadığı bir şey. Yani Facebook'ta akrabalar olunca rahat hareket edemiyorsun. Yani paylaşım yaparken, fotoğraf paylaşırken rahat hareket edemiyorsun. Yani bu tabii ki her ailede olmuyor. Yani her ailede olmuyor. Bunu da altını çiziyorum. Ama genellikle yaşanılan bir durum olduğu için şimdi ben üniversiteyi kazandım. 12. sınıfta kalktım Adana'dan doğru Ankara'ya geldim. Tabii ki ilk sınıfta böyle işte bölümden arkadaşlarım var. Ben matematik bölümü okuduğum için bizim bölümde de kız sayısı, kız popülasyonu çok fazlaydı. Yani 4 erkek vardı bizim dönemden 4 erkek, 96 kız vardı. 100 öğrenci alınmıştı o dönem matematik bölümüne. Düşün 4 erkek, 96 kız. Hatta bazen bazı derslerde kızlar söyleyin diyor. Mesela çok erkek azsa bir gün hatta ben ona denk geldim. Anfide dersteyiz. Sadece ben erkekmişim derste yani. Ve e, bir Emin hocamız vardı. Bölüm başkanıydı o dönem. E, Emin Özçağ. Döndü kızlar dedi hadi söyleyin dedi. Herkes bana baktı yani bütün kızlar bana baktı. Hocam İlhan da burada. Hocam işte İlhan da var gibisinden. <laughs> yani o duruma maruz kaldım maalesef. Her neyse şimdi kütüphanede sabahlayacağız. Ben kampüsün içerisindeki yurtta kaldığım için. E, Beytep Be 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 Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalıyordum. Dört kişilikti. E, orada kaldığım için bana dediler ki biz ertesi gün sabahlayacağız. Akşamdan bize yer tut. Çünkü hele ki final döneminde kütüphanelere böyle kitapları böyle fırlatıyorlar. Bak kitapları ne yapıyorlar biliyor musun? Sağa sola her yere fırlatıyorlar. Sanki orada biri oturuyormuş gibi. Eminim kütüphaneye falan gidiyorsundur. Bu durumla karşılaşıyorsundur. Ben onları zamanında çok yaşadım. Tamam mı? Sen şu an sınava hazırlanırken yaşandı, yaşıyorsun ya. Üniversiteyi kazandığında da şimdiden sana spoiler vereyim. Spoiler olsun. Bunların hepsini yaşayacaksın. Ve hala devam ediyor yani bu süreç. Çözülmedi yani. Şimdi ben yer tuttum. İşte bölümden kızlarla e, sabahlayacağız. Neyse o dönemde ben tuşlu telefon kullanıyorum. E, bilgisayarım da odada. Tamam mı? Ve tuşlu telefonla da işte internete girme zorun şey sıkıntısı vesaire bu durumlar var. Neyse o dönem Facebook böyle maksimum yaşadığı dönemler. Tabi akrabaların yavaş yavaş geldiği dönem. Şimdi biz sabahladık. Tabii ki sabahladığımız için de bir koltuğa böyle oturdum bir 15-20 dakika uzanayım. İşte biraz gözümü dinlendireyim diye. Neyse yatmışım böyle kütüphanede koltuğa yatmışım. Koltuğun diğer tarafında bizim bölümden arkadaşlar yatmış. Yani böyle koltuğu doldurmuşuz böyle herkes yatıyor böyle. Bizim arkadaşın biri de o hatıra olsun diye o fotoğrafı çekmişti. O fotoğrafı çektiği için de Facebook'a yüklüyor ertesi gün. Tabii o gün ben dersteyim. Facebook'a yüklerken de beni etiketliyor. Facebook'ta da ne var? Bir arkadaşın seni etiketlerse o, da, o dönem bilmiyordum o özellikleri ana sayfada komple gözüküyor tamam mı? Bütün arkadaşların görüyor. Bunları gören benim akrabalar, benim teyze kızları, amca kızları, herkes o fotoğrafın altında neler neler konuşmuşlar. Böyle muhabbet, sohbet. İşte biz onu okumaya yolladık. Şöyle oldu, böyle oldu. Yatıyor şöyle. Yani bilmiyorlar ya. Ama var ya ben neler neler yaşadım. Yani ders bitti odaya geldim. Facebook attı açtığımda 172 bildirim. Sağ tarafta 172 bildirim falan yazıyordu. Şok oldum ya dedim ne olmuş böyle dedim. Bir girdim yorumları okuyorum. Bir taraftan gülüyorum yani. Yani bu kadar da olabilir mi diyorum ya. Olabiliyormuş arkadaşlar. <laughs> yani böyle şeyler olabiliyormuş. Benim ilk akraba e, terörüm maalesef üniversitede finaller için sabahladığım. Ya yani ilk demeyeyim de şöyle. Bu kadar büyük bir şekilde ilk e, üniversitede yaşamıştım. Umarım ee, siz buna benzer şeyler yaşamazsınız umarım e, buna benzer şeyler yaşayacaksınız da e, o bildirimleri kapatın yani başkasının görmemesini sağlayın ama şu an tabii ki Facebook çok fazla kullanılmadığı için şu an daha çok Instagram ve TikTok popüler olduğu için siz rahatsınız bak gerçekten yani 2012 yıllardan bahsediyorum 2012 yıllarında akrabaların hepsi Facebook'taydı yani şu anda Facebook'talar ama ilk girişleri çok sıkıntılıydı <laughs> neyse durumlar böyle. Yani hey gidi günler diyerek geçmişe gittik, geri geldik. Ve ama yapılacak çok iş var. Kaldığımız yerden devam. Örnek 17. Örnek 17'ye geldiğimde hey gidi Hacettepe. Hey hey hey. Özledim ya. Vallahi bak Hacettepe'yi özlüyorum ya. Bak iş hayatı o bu şu derken gerçekten üniversite hayatı çok farklı bir yerde ya. Üniversite hayatının böyle geldiği nokta yani tekrar böyle yaşamak istiyorsun yaşayamıyorsun ama anı olarak aklında hep yakın tarihte kalıyor ya. Mesela lise anılarına baktığında üniversite anıları daha ağır basıyor ister istemez. Tabii ki bu kişiye göre değişebilir ama bende üniversite anıları gerçekten lise anıları büyüktür. Şey lise anıları küçüktür üniversite anıları diyorum. O şekilde söyleyebilirim yani caption bile yazabilirim yani. Şimdi AB8 verilmiş şap. Peki yarı çapımız ne olur? 4, 4 olur. Çünkü AB, BC ve AC çap demiş. Peki BC çap say, merkezi belirledim. 6, 6 yarı çap olur mu? Yalnız dikkat et şimdi. Bunun tamamı 20 ise, bak 12 ile 8'i topladım 20. Peki AC'nin yarı çapı ne olur? Yeşille çizdim bak AC'nin yarı çapını. Şöyle merkezini de maviyle çizeyim. Bu da 22'ye böldüğünde 10 olmak zorunda değil mi? Şimdi üzerinde göstermeyeyim. Taralı bölgenin alanı sorulmuş. Peki TA diyorum, taralı alan. Teknolojiye atarlanan adam. Tamam mı? Ekin kollama. Taralı alana baktığımızda ne olacak? Tüm alandan. Tüm alan dediğim yarı çapı 10 olduğu için pi çarpı 10'un karesi 100. Ama yarım olduğu için yarım unutma 2'ye böldün. Eksi yazdım parantez açtım. Şimdi o boyanmayan yerleri topluyorum. Hatta şuraya A yazayım. Buraya da B yazayım. Önce A'yı yazıyorum. Pi çarpı. Yarı çapımız 4 olduğu için 4'ün karesi 16 ama 2'ye böleceğim. Yine yarım olduğu için. Artı B'yi yazıyorum. Pi çarpı. 6'nın karesi nedir? 36. Ama yarım olduğu için 2'ye böldüm. Şimdi düzenleyelim bunları. Şurada 100 pi bölü 2 ne yaptı? 50 pi yaptı. Eksi. Şurada 16 pi bölü 2 8 pi. 36 pi bölü 2 nedir? 18 pi. Değil mi? Sonuçta biz burada tamamen tamamından içerideki bölgenin alanını çıkartarak yapıyoruz. 18 ile 8'i topladın. 26 değil mi? 26 pi 50 pi'den 26 pi'yi çıkartırsan 24 pi gelmiş oluyor ve taral alanın ortaya çıkartıyorsun. 17'de bitti. Geçtim 18. soruma. Şekildeki O merkezi çeyrek çemberin içine OA çaplı yarım çember çizilmiştir. Peki ben bunun bir merkezini belirlesem R yazsam, R yazsam 2R yarıçap. Burası da 2R, değil mi? Peki boyalı bölgenin alanı 4 pi verilmiş. E, o zaman yazalım bak 4 pi eşittir tamamından. Yani pi çarpı 2R'nin karesi 4R kare. Ama çeyrek olduğu için dörde bölüyorum. Tamamından neyi çıkartacağım? Tabii ki yarım dairenin alanını çıkartacağım. Mesela B bölgesinin alanı diyelim ona da. Pi çarpı yarı çapımız nedir? R. R'nin karesi. Ama bu yarım olduğu için ikiye bölerek yapıyorum. Peki burada önce P'lerin hepsini şöyle sadeleştirsem. Tamam mı? Bu şekilde. 4 eşittir. Ne geldi? 4'ler sadeleşti. R kare eksi R kare bölü 2. Düzenlediğimde 2 R kare eksi R kare bölü 2. Payda eşitledim yani. 4 eşittir. Ne gelmiş oldu? Buradan R kare bölü 2 4'e eşitse R kare buradan 8'e eşit. R buradan 2 kök 2 gelir değil mi? Kök 8. Peki OB şişe genleşti bak. OB ne olacak? OB'ye baktığımızda neresi OB? Bakıyorum OB OB. Şurada 2R var tamam mı? Peki 2R dediğim şey 2 çarpı 2 kök 2'den ne gelir? 4 kök 2 gelmiş olur. 18. soruyu da böyle bitiririz. Geçtik hemen 19. sorumuza. Şekildeki ABC üçgenin içine ABC merkezde ve yarıçapı çapı 4 birim olan daire dilimleri yerleştirilmiştir. Peki ben şuraya alfa açısı, buraya beta açısı, buraya teta açısı desem. Alfa ile betanın ve tetanın toplamı 180 derece değil mi? Aynen öyle. Yarıçapları da 4'müş. 4 yazdım, 4 yazdım. Bunların hepsi 4. Bu daire dilimlerin alanları toplamı sorulmuş. Normalde şunu yapmam gerekiyor değil mi? Alfa bölü 360 çarpı pi çarpı 4'ün karesi artı alfa bölü 360 çarpı pi çarpı 4'ün karesi. Tabi ikinci alfa yazmasaydım güzel olacaktı. Beta, beta bölü 360 yazıyorum. Artı son olarak teta bölü 360 çarpı pi çarpı 4'ün karesi. Zaten pi çarpı 4'ün kareleri aynı değil bunlar? O zaman bunları o paranteze alırsam yani alfa artı beta artı teta çarpı ne olacak? pi çarpı 4'ün karesi 16 bölü 360. Aslında amacımız tamamen bu. Peki bu toplam alfa artı beta artı teta 180 değil mi? Yani buraya ben 180 derece yazınca 360 ile 180 sadece düşüyor. Burası 2 geliyor. Burası 1 geliyor. 16 pi'yi de 2'ye böldüğünde 8 pi birim kare aradığımız cevap olmuş oluyor. Yani bunların hepsini yan yana yapıştırdığında şu açıların hepsinin şöyle düşün. Neye eşit olacak? Yarım Daireye eşit olmuş olacak. E, yarım dairede de yarı çap 4 ise pi çarpı 4'ün karesi 16 bölü 2'den. Buradan bile 8 pi'yi bulabilirsin. Tamam mı? Şöyle çizdiğini düşün bak. Şöyle çizdiğini düşün. Alfa, beta, teta. Anlaşıldı mı? Zaten amaç da bu. Bak nasıl niye birleştiğimi de anlatmış oluyorum. 19. soruyu böyle çözdük. Geldik 20. soru. Çevresinin uzunluğu 18 birim. O zaman bir eşkena üçgense, eşkenar üçgeni 3'e bölsem bir kenarı 6. Şöyle geldim bir tane eşkenar üçgenimi çizdim. Ve bu eşkenar üçgenin içerisine en büyük daire diyorsa kenarlara teğet olacak şekilde. Yani iç teğet çemberin şöyle teğet olacak şekilde çizeyim. Heh. Zaten buradaki amacımız nedir? Şunu biraz düzeltelim. Tamam. İçeriden teğet olacak şekilde en büyük daireyi çizdik. Peki burada bir kenarını ne demiştik? 18'i 3'e böldün 6. 3 burada, 3 burada tam ortada olduğu için 3. Bunların hepsi 3. Peki merkezle köşeleri birleştirsem açı ortayların kesim noktası demiştim ya. Hop. O çok kötü oldu. Dur. Merkezle A'yı birleştirdim. Ve buradaki amaç tamamen o A'yı düzeltebilir miyiz? Düzeltemedik. En iyisi manuel çizelim. Bak şöyle çizdim. Bunu da şöyle çiziyorum. Ve bu sayede iyi izle açı ortay 30-30. Açı ortay 30-30. Açı ortay 30-30. Peki merkezden TT dik indireceğim. Sonuçta 30 derece görüyor. Şurayı da 60 derece görüyor. 60'ın karşısı 3 ise, 30'un karşısı kök3, 90'ın karşısı 2 kök3. Ama biz zaten yarıçap arıyorduk. Yarıçap kök3 geldiğine göre alan sorulmuş. Pi çarpı r kare. Kök3'ün karesi dairenin alanını verecek. 3 pi birim kare bizim aradığımız cevap olmuş oluyor. Olayı anladın mı? Anladın. 20. soruyu bitirdik mi? Bitirdik. Geldik 21'e. Şekildeki AB çaplı yarım çember diyor bak. Ee, i̇çine birbirine ve yarım çembere teğet olan 2 birim yarıçaplı eş 2 tane çember yerleştiriliyor. Şimdi o zaman şöyle bir merkez belirledim. Bu merkezi de belirledim. Birleştirdim böyle. Peki yarı çap 2 idi, yarı çap 2 idi. Peki asıl AB çaplı çemberin merkezini belirlesem, merkezleri birleştirsem, TET doğru çizdiğim bu şekilde. Ve hatta ben diğerinde de çiziyorum bu şekilde. Sonra iyi izle. Merkezlerden teğetlere dik atmam lazım. Yani bütün bildiğim özellikleri kullanıyorum bak. Merkezden TET'e dik attım. Merkezden tt dik attım. Burada bir dikdörtgen ortaya çıkarttık. İkisi burada, ikisi burada ve 2, 2 burada. Yalnız burada bir dik üçgen yakaladık. Yani 45, 45, 90 üçgeni. 2, 2, 2, 2 kök 2'yi yazdım. E şurada da 2 var zaten. Bu sayede büyük çemberin, yani AB çaplı çemberin yarı çapı ne oldu yeşille çiziyorum? 2 kök 2 artı 2 geldi. Şimdi boyalı bölgeyi nasıl hesaplardık? Az önce yapmıştık. Tüm alandan neyi çıkartacağım? içerideki yarı çapı 2 olan 2 tane dairenin alanı çıkartacağım. O zaman 2 kök 2 artı 2 R ise P çarpı R'nin karesi. Ama yarım olduğu için 2'ye bölüyorum. Eksi bak bu sayede 2 tane dairenin alanı olduğu için 2 çarpı P çarpı R kare 2'nin karesi de 4. Ama bunu 2 ile çarpmamın sebebi hem burada var bir tane hem de burada var. Anladın mı? Tüm alandan yarım dairenin alanından 2 tane dairenin alanı çıkartıyorum. Peki bizden bunu istiyorsam Önce şurayı açmamız lazım. Açalım. Pi'yi hemen dağıtmıyorum. Pi çarpı 2 kökkenin karesi nedir? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 8 kök 2. Iki. Artı ikincinin karesi. Bölü 2 var. Eksi 8 pi var. Şimdi burada sadeleştirirken 8 yani pi'yi de içeri dağıtarak yazıyorum. 8 artı 4 12. 12'yi 2'ye böldün. 6. Yanında da pi var. 6 pi. Artı 8 kök 2. Iki, 2'ye bölündü. 4 kök 2. Yanında da pi var. 4 pi kök 2. Eksi 8 pi yazılırsa aslında cevap 4 pi kök 2 eksi 2 pi şeklinde gelir ve taralı alanda ortaya çıkmış olur. Cevabı da şöyle güzel bir renkle gösterelim ki sonucu bulduğumuz ortaya çıksın. 21. Soruyu da bitirdik mi? Bence bitirdik. Geçiyoruz 22. Sorumuza. O çeyrek çemberin merkezi denmiş. O merkezden şöyle bir C'ye birleştirdim yarıçap. O merkezden A'ya birleştirdim yarıçap. Zaten yarıçapı ne vermiş? 2 kök 2 vermiş değil mi? Geldim buraya iki, ne 2 iki kök 2'si ya? 2 kök 6 verdim değil mi? Söylediğimle yazdığım aynı olmayacaktı bak. Yine ben 2 kök 6 yazacaktım da işte söylediğimde zıt düştüm. Burası 2 kök 6. Peki 2 kök 6 yarı çapsa 90'ın karşısı şu an 2 kök 6. Hangi açının karşısı kök 6 olur? Tabii ki 30 derecenin. 90, 30, 60 derece. Şunun içinden bir çizgi çizelim de. Heh tamam. Peki 30, 60, 90 üçgeni çıktı ya Taralı bölgenin alanı nasıl bulursun? Bak şuraya bir A alan desem. Tamam mı? Şuraya bir B alan desem. A artı B alanı daire diliminin alanı değil mi? 60 derecelik daire diliminin alanı. O zaman 60 bölü 360 çarpı hatta gösteriyorum bak. 60 derecelik daire diliminin alanından dik üçgenin alanını çıkartacağız. Çıkartalım. 60 bölü 360. Bak bunu ÖSYM çok fazla kullanıyor. Yani bir parçadan diğer parçayı çıkarmayı yani eğer dairenin alanı çıkacaksa bu şekilde çıkıyor. O yüzden bu sorulara dikkat et. 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. R'miz 2 kök 6. 2 kök 6'nın karesi nedir? 2 kere 2 4. 4 çarpı 6 24. Anladın mı? Peki ben burada 60'ları sadeleştirsem. Sonuçta e, 60'lar üzerinden şöyle 1 bölü 6. 24 pi'yi 6'ya böldüğümde ne yapacak? 4 pi gelmiş olacak. Yani tamamı 4 pi. Peki bir de B alanını hesaplayalım. Dik üçgenin alanı değil mi bu? 60'ın karşısı da kök 6'nın kök 3 katı. Kök 6 çarpı kök 3 ne yapar? kök 18 yapar. Kök 18 de 3 kök 2 değil midir? Aynen öyle. 3 kök 2'yi buraya yazdım. Şimdi B'ye hesaplıyorum. Dik kenarların çarpımının yarısı bana alanı verecek. Peki kök 6 ile kök 2'yi çarpsan 3 kök 12 bölü 2 gelecek. E kök 12'yi yazabiliyoruz. 3 çarpı 12 demek 2 kök 3 demektir. Aşağıda da 2 var. 2'ler sadeleşti. Demek ki B alanı 3 kök 3 geldi tamamı da 4 pi geldi. Yani daire diliminin alanından bahsediyorum. Şu tamamı derken 60 derecelik daire diliminin alanından neyi çıkartacağım? Tabii ki 3 kök 3'ü çıkartacağım. Şu an sen neyi buldun? A alanını bulmuş oldun. Senden de zaten bu istendiği için cevabımız 4 pi eksi 3 kök 3 geldi. 22. soruyu da noktaladım. Geldim. Bir koyun sorusuna. 23. soru. Şimdi Yukarıdaki şekilde tabanı ABCD karesi biçiminde olan bir evin A köşesinde bir ip ve ipin diğer ucuna da koyun bağlanmıştır. Hiç unutmam bir gün koyun kaçmıştı kurban bayramında. Anneannem evlerinin tarafındaydık. Adana'da Şakir Paşa tarafında oturuyorlar onlar. Ee, ben de yani ailemle kendi ailemle Turgut Özal tarafında oturuyorum. Eğer Adanalılar varsa durumlara hakimler. Koyun kaçtı. Ya böyle var ya daha nereden bulacağız, oraya git, buraya git. Bildiğin hani sokak sokak gezdik. Allah'tan biri bizim koyun olduğunu bildiği için komşulardan biri, 3 sokak sonra bulduk yani. Komşulardan biri en azından gördüğü için o da çok dikkatliymiş yani. Ve ipinin falan koptuğunu da görünce hemen orada bağlamış İşte bize haber verdi. Ee, tabi o haber verecek süreye kadar biz var ya mahalleyi talan ettik yani nereye gitti kim bilir biri yani şimdi Şakir Paşayı bilenler bilir biri aa koyunmuş hemen içeri alalım hemen oradan bir e, bedava kurbanlık tarzında bir şey düşünüp de kesebilirdi yani <laughs> biz onu düşündüğümüz için biraz böyle tedirgindik yani çok garip olaylardı ya tabi o dönemler ben 10-12 yaşında falan hey gidi günler hey Sanki çok yaşlanmışım gibi konuşuyorum, değil mi? Ama işte geçmiş her zaman böyle değil midir? Bence böyledir. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz bakalım. Bundan 10 yıl önceki halini, yani 10 yıl önceki e, halini hatırlıyor musun? Ya da bundan 10 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Hadi buraya bağlayayım da hedeflerinizi, hayallerinizi öğrenmek isteyeyim. Yoruma yazın bakalım. Şimdi yukarıdaki şekilde tabanı ABCD karesi biçimde olan bir evin A köşesinde bir ip ve ipin diğer ucuna da bir koyun bağlanmıştır. İpin uzunluğu 8 metre ve evin taban kenar, taban kenarının uzunluğu 6 metre. Tepeden bakılıyor. Şimdi ipin uzunluğu 8 ise o zaman şunu yapmam lazım. A'yı doğrusal uzattım. Bu şekilde. Şurası 8. E peki burada 6 var. Şura 90 derece. 6'yı şöyle çevireceğiz bak. Koyunun otlayabileceği alan şöyle çeyrek çember olacak değil mi? Sadece bu bölge için. Aynen. 6'ya 2 eklemem lazım. Tamam bak. Soru neye dönüştü biliyor musun? Çeyrek daireler veya yarım daireler ortaya çıkartacağız. Şurada 2 var. Şu köşe 90 derece. 2'yi de ne yapabilir bu koyun? Sonuçta 2 birimlik ip var. Hala dolanabilir. O yüzden dolanabildiği için buraya kadar gide gidebilir. Hemen şöyle getirdim. 2'yi de yaptım çeyrek daire. Yani sanki merkezi burası olan bir çeyrek daire var. Merkezi A noktası olan bir çeyrek daire var. Tabi bu burası çeyrek değil, alt taraf da olacak aynısından. Aynı mantıkla çizdim. Burada yine ne var? 8 var. Fakat bu 8'i bu sefer tekrar çizdiğinde yani 3. çeyreğe çizerken benzer bir olay var. 6'sı burada 2'si burada olacak. Son olarak 2 birimi de çeyrek yaparsam tamam. Şimdi tek tek hesaplayalım. Şuraya baktığında yarı çap 2 değil mi? Aynen. Pi çarpı 2'nin karesi 4 ama 4'e böleceğim. Buradan pi gelecek. Şuranın alanı da o zaman pi gelecek. Aynısı çünkü. Şuradaki bir tanesinin alanını bulsak. Pi çarpı 8'in karesi nedir? 64. Bunu 4'e böldüğünde 16 pi gelecek. Yani 16 pi burası. 16 pi burası. 16 pi burası. 3 tane 16 pi ne yapar? 48 yapar. E, birer tane de pi'ler var. 48 pi artı 2 pi ne yaptı? 50 pi yapmış oldu. Demek ki koyunun otlayabileceği alan en fazla 50 pi birim kareymiş. Gerçekten tam ÖSYM tarzı yeni nesil bir soru. 23'ü bitirdik. Dairenin parçasının alanı diyor. Yani aslında neyi hesaplayacağız? Şuradaki taralı bölgeyi hesaplayacağız. Ama bunu sen zaten biliyorsun bak. Yorumlayarak şöyle düşün. Normalde ne yapıyorduk? Şu AOB yay 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 ile beraber daire dilinin alanını pi kare çarpı alfa bölü 360'da buluyorduk. Peki bundan alan AOB'yi çıkarsam yani taralı bölgenin alanını çıkarsam cevabı ulaşırım. Taralı bölgenin alanı ister O'dan dike atarak. İkizkenar kenar üçgende dikinlerini tabanı iki eş parçaya bölünecek. Yani tanıdık bir üçgense bunlar. Buradan yapabilirsin. Yükseklik çarpı taban bölü iki yapabilirsin. Veya açıyı biliyorsun ya. Açıyı bildiğin için sinüs alan teoreminden de yazabilirsin. Yani R var, R var. 1 bölü 2 çarpı, R çarpı, R çarpı aralarındaki açının sinüsü. Yani buradan da alan bulup çıkartabilirsin. Tamamen sana kalmış. Eğer ikizkenar dik üçgen olursa, şöyle düşün. R, R arada 90 derece olursa burada R kök iki ama 60 derece olursa r r r yani eşkenar üçgen ortaya çıkıyor. Bunları zaten sorularda sürekli görüyoruz. Burada da karşılaşırsak burada da aynı mantığı ilerleteceğiz. Peki burada yani en önemli kısmımız tabii ki formülümüz ama burada eğer eşkenar üçgen gelme durumu bize çok fazla zaman kazandıracak. O yüzden burayı yıldızlıyorum. Tamam mı? Geçtim. Örnek 24. Bak mesela 30'un karşısında şuradaki mor yay merkez açı değil çevre açı olduğu için 30'un 2 katı 60 derece. Peki merkezi belirlesem kendim belirliyorum bak. Burada bir merkez belirledim. Merkez açı gördüğü yayın aynısıydı. E 6'yı görüyor değil mi 60 derece? İkiz kenar ve 60 varsa nedir bu? Eşkenar üçgendir. O zaman yarıçap ne geldi? 6 geldi. Şimdi boyalı bölgeyi nasıl hesaplayacağız? Bak önce yorumlayalım. 60 derecelik daire diliminin alanından içerideki eşkenar üçgenin alanı çıkartacağız. Çıkartalım. 60 derecelik daire diliminin alanı 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r'miz de 6 olduğu için 36. Eksi diyorum. Bir kenarı 6 olan eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? A kare kök 3 bölü 4. Yani 6'nın karesi şöyle güzel yazalım. 6'nın karesi kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı. Tamam mı? Şöyle hemen hızlı bir şekilde çiziyorum. Buraya A yazıyorum alan eşittir şöyle a yazayım içeri. Alan eşittir a kare kök 3 bölü 4. Bunu unutmadın. Unutmadığını düşünüyorum. Ne yapmıştık hatta? 1 var önünde etkisiz eleman. 1 2 3 4 diye sıralı bir şekilde kodlamıştık. Şimdi unutma diye söylüyorum bunların hepsini. Peki 1/6 mı burası? 36 pi 6'ya bölsem 6 6 pi gelecek. Aynı şekilde ben burada eksi dedim. 36'yı 4'e böldüm. 9. 9 köküç geldi. 6 pi eksi 9 köküç nereyi verdi? İşte bu taralı alanın ortaya çıkarttı. 24'de bitirdim. Geldim 25'e. Şimdi yarım yarım daire verilmiş. 15 derecenin karşısında ne var? 30 derece var değil mi? Çevre açıdan. Ama merkez verilesem. Merkezle C'yi birleştirdim. Yarı çap. Yarı çap değil mi? Hatta burası da yarı çap. E, i̇kiz üçgenden şurası da 15 geldi. Taban açıları birbirine eşit değil mi bunların? Aynen öyle. İki iç bir dıştan da bu 30'u söyleyebilirdik. İstersek çevre açıdan da. Şimdi arka tarafta ne oldu? 150 derece geldi. 180'e tamamladım. Şimdi taralı bölge TA eşittir. Ne yapıyoruz? 150 derecelik daire diliminin alanından 150, 15, 15 olan iki, ikiz üçgenin alanı çıkartıyoruz. O zaman 150 bölü 360 çarpı pi çarpı R'miz nedir? R'ye bakıyorum 12 verildiği için çap yarıçap çap 6 geldi. Peki pi çarpı R kare. Eksi diyorum bak Burada neyi hesaplayalım? 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sin 150 yazdım. Bak sinüs alan teoreminden. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Bir dakika. Ya yani niye yaklaşmıyor? Heh. Şimdi burayı bir düzenlediğimde sonuçta sıfırlar gitsin. 36'lar gitsin. 15 pi gelecek buradan. Eksi. Sinüs 150 demek aslında 180 eksi 150'den sinüs 30'a eşit değil midir? Sinüs 30 da zaten 1 bölü 2. E 1 bölü 2 de başında var. 1 bölü 4. 6 kere 6 36. 36'yı 4'e bölsem 9. Demek ki 15 pi eksi 9 sadece bu taralananı ortaya çıkarttı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 25. Soruyu da bitirdik. 26. Soruya geldik. Şimdi yuka, e, yukarıdaki şekilde BC çaplı yarım da e, yarım çember B noktasında ABC üçgeninin AB kenarına teğet demiş. Yani BC çapsa merkezden teğete ne olacak? Dikince. Köşede 90 derecen var. AB 4 pi verilmiş. Boyalı bölgenin alanları birbirine eşittir diyor. Aha bak şimdi A yazdım. A yazdım. Peki şuraya B bölgesi yazsak. yarıçapı bilmediğim için RR yazıyorum. Sonra A artı B'nin alanı dairenin alanının yarısı değil mi? Çünkü yarım daire. Yazalım bak. A artı B'nin alanı eşittir. P çarpı R kare bölü 2. Bir dakika. Aynı A artı B şurada da yok mu? Var. E, bu da bir dik üçgen olduğu için dik kenarlarının çarpımın yarısı A artı B'nin alanına eşittir. E, o zaman bak eşittir diyorum. Devam ettiriyorum. 4 pi çarpı 2R bölü 2 dik kenarların çarpımının yarısı. Sonra ben baktığımda R'nin bir tanesi gidiyor, sadeleşiyor. Pi de sadeleşiyor. Sonra ne geliyor? Bir tane R kaldı burada. İkiler de gitsin. R buradan 8 geldi direkt. Sonra benden BC istendiği için 8'i burada, 8'i burada BC'nin tamamı 16 gelir. BC eşittir kaç geldi? 16 1'in gelmiş oldu. 26. soruyu da bitirdim. Geldim 27. soruya bir katlama sorusu. Evet katlama dedik değil mi bu soruda? Öncelikle katlama olduğu için şekli bir eski haline gel güzelce çevirelim. Ben tabii çok kötü çizdim. Ve şunu biraz daha ne yapalım? Şunu biraz daha açalım değil mi? Heh. Bence şimdi güzel oldu. Şimdi gelin. Asıl şimdi gelin. Bak şimdi burada katlama olduğu için şimdi o noktasını şöyle doğrusal bir şekilde birleştirsem. Ben bunun yarı çap olduğunu biliyorum ya. Katlamada AB kirişinde bak dikkat et merkezden kirişe dikindiğimde tabanı iki eş parçaya bölecekti. Hatta üst üste gelen kenarlardan dolayı bu iki parça da birbirine eşit olacak ya. Peki ben buraya mesela A yazsam bu da A olacak. Şu an yarı çap ne oldu? Yarı çap 2A oldu. Peki O'dan A'ya birleştirsem bu da yarı çap. E bu da 2A. Ne oldu aslında? 90'ın karşısı 2A ise hangi açının karşısı A olur? Tabii ki 30 derecenin. Öncelikle şuraya bir 30 derece olarak yazalım. Geldim 30 derecemi yazdım. Hatta bak aynısını geliyorum. A ile O'yu birleştirdim. O ile B'yi birleştirdim şurada bir 120 derece ortaya çıkacak. Çünkü O ile B'yi birleştirdin. 60 derece 60 derece bak. 60 derece aşağısı da 60 derece. Şuraya 120 derece geldi. Peki biz o zaman tabii ki burada AB uzunluğu 6 verilmişse 3, 3 yazmamız gerekiyor. Çünkü kirişi eş parçaya bölmüştük. 6 yazdık. Peki normalde A, A, A köküç özelliği vardı hatırlarsan. Ne yapıyorum? 6'yı köküçe böldüğümde 2 köküç yarı çap, 2 köküç yarıçap. Pisagor'dan da bulabilirsiniz. 60'ın karşısı köküçse 30'un karşısı e, 60'ın karşısı 3 ise şuradan göstereyim. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı köküç. 90'ın karşısı 2 köküç. Şimdi şekil 2'deki mavi renkli boyanın alanı sorulmuş. E, o zaman ben sadece buranın alanını bulsam. Bunu 2 ile çarpsam şurayı verecek. Değil mi? Tüm alandan da bunu çıkarsam taralı bölge yani mavi bölgeyi bulacağım. Önce şuraya ben mesela A bölgesi diyorum. A alanı nasıl bulunuyordu? Hatırlarsan daire dilimin alanından 120 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare 2 köküçün karesi nedir? 12'dir. Daire dilimin alanından buradaki 120 30 30 üçgenin alanını çıkartıyorum. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 köküç çarpı 2 köküç çarpı sinüs 120. Değil mi? Hatırladım bunu. Peki burada hemen ne yapacağım? 120 ile 360'ı sadeleştirin 1 bölü 3. 12 pi'yi 3'e böldün. 4 pi geldi. Eksi. 2 köküçle 2 köküçü çarptım. 12. Değil mi? Sin 120 sinüs 60 eşit değil mi? 180 eksi 120'den. Aynı. Sinüs 60 da köküç bölü 2. İşte bak 12'yi köküç bölü 2 ile çarpınca 6 köküç. Tekrar 2'ye bölünce bir de burada 1 bölü 2 var. Yani 6 köküçü 2'ye bölsen 3 kök 3 geldi. Şimdi 4 pi eksi 3 köküç. Demek ki ben e, 3 köküç değil. Doğru mu yaptık? Bir dakika kontrol edelim. 12 ile 2'yi sadıştırdım. 4. 6. 6'yı tekrar 2 ile sadeleştirdim. 3. Tamam doğru. 3 kök 3. Peki biz şu an sadece A'yı bulmuş olduk bak. Peki ben bu A'yı 2 ile çarparsam bak 2 A yazıyorum eşittir. 4 kere 2'den 8 pi eksi 6 kök 3. Şu an tüm alandan bunu çıkartabilirim. O zaman mavi bölge bak mavi alan diyorum eşittir. Tüm alanımız yarı çapımız 2 kök olduğu için pi çarpı 2 kök 3'ün karesi nedir? 12'dir. 12 pi pire kareden Eksi diyorum 2A. Yani 8P ama paranteze dikkat ediyorsun bak parantez önemli. Eksi 6 kökücü yazınca eksi içeri dağıtınca ne oldu? 12P'den 8P çıktı 4P. Eksi eksi çarpıldı artı. Burada da 6 köküç var. 4P artı 6 köküç bizim aradığımız cevap olmuş oluyor. Ve 27. soruyu ne yaptık? Güzel bir şekilde çözmüş olduk. Geçiyorum eş daire parçalarına. Çemberde uzunlukta biz bunu dile getirmiştik. Demiş hem çemberde açıda söyledim hem de çemberde uzunlukta. Bir çemberde şu kalemi kiriş düşün. Kalemi çemberin içerisinde bir, içerisinde bir yere sıkıştırdım. Kaldırdım başka bir yere sıkıştırdım. Kaldırdım başka bir yere sıkıştırdım. Kalem uzunluğu değişmediği için kalemin arkasındaki yay ölçüsü yay uzunluğu da değişmez. Tamam mı? Yani bu bir nevi aslında oradaki dilimi kaldırıp başka bir yere ekliyormuşsun gibi düşünebilirsin. Eşit kirişlerin arkasındaki bölgeler eşit alana sahipti. Yani şöyle demiştik hatta. Bir kalemi çemberin içerisinde sıkıştırdın. Kaldırdın, başka bir yere sıkıştırdın. Kaldırdın, başka bir yere sıkıştırdın. Kalem uzunlukları değişmediği için sen ne yapıyorsun? Demek ki bu arkasındaki şu kalemin arkasındaki yay ölçülerinin, yay uzunluklarının ve o bölgelerin alanlarının, yay yay uzunluğunun ve açı ölçülerinin hepsinin eşit olduğunu söyleyebiliyorsun. O bölgelerin hepsi aynı. Tamam mı? O yüzden geliyorum şimdi. AB ile CD eşit verilmiş. Eşit kiriş varsa arkasındaki alanlarda ne olacak? Eşit olacak. Burayı kes, buraya yapıştır. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten tek bilmen gereken şey buydu. Eğer ama eşit verilirse, bak eşit verilirse alanlar eşit oluyor. Alanlar eşit verilirse kirişler eşit olmuş oluyor. Tam tersi özellik de geçerli. Peki gel bir örnek yapalım. 28. soru bize diyor ki şekildeki dairede boyalı bölgenin alanları birbirine eşittir. O zaman demek ki alanlar eşitse bu kirişler de birbirine eşit olacak. İkiz kenar geldi bak. Alfa alfa. Peki çevre açıdan alfanın karşısında ne yazmam lazım? Alfa bölü 2 yazmam lazım. Tamam. Peki 2 alfa artı alfa bölü 2'nin toplamı ne olacak? 180 derece olacak iç açılar toplamından. 4, 5 alfa bölü 2 eğer 180 derece ise ne olacak? 5 alfa 360 derece. 5 ile sadeleştirdim. Alfanın değeri kaç derecedir? 72 derecedir. Yani bu alanların birbirine eşit olması AC uzunluğuyla BC uzunluğunun eşit olduğunu ortaya çıkarttı. 28'i de çözdüm. 29. soruya geldim. Yarım çemberin çapı verilmiş. Merkezi belirlersem 4 burada, 4 burada. ABC eşkenar üçgen. 8'i 2'ye böldüm. 4, 4. Eşkenar üçgen demek 60'ı burada, 60'ı burada. 60'ı burada. Peki merkezden D'ye birleştirdim. Merkezden E'ye birleştirdim. Bunları yapmamın sebebi biraz düzgün yapalım. Burada ikiz kenarlıklar söz konusu değil mi? Mesela şuradaki yeşil uzunlukla buradaki yeşil uzunluk birbirine eşit. Yarı çap, yarı çap. Peki tabanında 60 derece olan ikizkenar üçgen sana neyi çağrıştırıyor? Tabii ki 60, 60, 60. Eşkenar üçgenler geldi mi bak. Sağlı sollu 60'lar gelince e sonuçta ortaya da 180 olması için 60 yazmam lazım. Hatta burada yeşilleri devam ettirelim. DB uzunluğu silmeseydim güzel olacaktı. DB uzunluğu EC uzunluğuna eşit ve D ile E'yi birleştirirsen Sonuçta bu uzunlukların hepsi birbirine eşit geldiği için her yer eşkenar üçgen. Bak bütün her yer eşkenar üçgen. Aynı mantıkla buralarda eşkenar üçgen olacak. BC 8 birim verilmişti. Tamam. Boyalı bölgenin alanları toplamı. Bir dakika bir dakika. Ben şunu yapabilirim. Mesela şuradaki boyalı bölgeye A alan desem. Buradaki boyalı bölgeye B alan desem. Şuradaki boşlukların hepsi A çıkmayacak mı? Aynen öyle. Sonuçta ister B'yi içeri taşı. Bak bunların da B olduğunu söyleyebilirsin. Sonuçta eşkene üçgen ne olmuş oldu? Tabii ki burada tamamen aslında yaptığımız şey bu arada içeridekiler B olmayacak A artı B olacak. Eşkene üçgen A artı B A artı B A artı B. Yani gelip buraya A artı B yazsan A artı B yazsan burası da A artı B olacak. İyi fark ettim bak. Sonra boyalı bölgenin alanları toplamı yani A artı B'yi soruyor. Bir tane eşkene üçgenin alanını bulsam ee, bakayım. A artı B'yi bulabilirim değil mi? Peki biz aslında burada ister eşkene üçgenin alanından istersek de şöyle baktığında bak. Şuradaki daire dilimin alanına baktığında 1A, 1A, 2A oluyor. Yani 2A artı B olmuş oluyor. Bu 2A artı B'yi bile bulabiliriz. Ama A artı B'nin alanı şöyle direkt yazıyorum artık. Çok fazla uzatmayalım. Zaten uzun bir video oldu. A artı B'nin alanı bir kenarı 4 ise her yere 4 yazdığını düşün. Yarı çap 4 olduğu için eşkenarın kenarları da 4. A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanıydı. Bir kenarın karesi 16 ee, kök 3 bölü 4. 16 ile 4'ü sadeleştirdim. 4, 4 kök 3. Aradığımız alanlar toplamı 4 kök 3 birim kare gelmiş oldu. 29'da tamam halkanın alanına geldik. Yani iki tane çember iç içe geçerse bir halka oluşturursa yeşil bölgenin alanını bulmak için tüm alandan yani büyük yarıçaplı olan R'nin pi r karesinden küçük yarıçaplı olan küçük R'nin pi r karesini çıkartarak buluyoruz. Pi parantezini alırsan pi R kare eksi R kare geliyor değil mi? O zaman bunu bir de şöyle kullansak. Bak burada tamamız. Bunu anladık. Peki burada mesela içeride bir AB kirişini çeksek ama T noktasında teğet olacak şekilde. Merkezden teğete ne olacak? Dikinecek. O ile B'yi birleştirdim. Burada büyük R var. Burada küçük R var. Peki normalde şuraya A yazsam. Pisagor sana ne söyler? A kare artı küçük R kare eşittir. Büyük R kare. A kareyi yalnız bırakırsan ne oldu? Büyük R kare eksi küçük R kare. Peki zaten taralı bölge yani halkanın alanını bulmak için bunu yapmıyor muydun? Yani büyük R kare eksi küçük R kare yapıyordun. Demek ki A kare Direkt sana neyi vermiş oldu? Hatta şöyle yazalım. Taralı bölgenin alanı, bak, taralı bölgenin alanı, direkt pi çarpı herhangi bir parçanın karesi, bak, herhangi bir parçanın karesi, pi a kare direkt taralı bölgeyi verdi. Veya direkt AB'nin yarısının karesi şeklinde de söyleyebiliriz. Anlaşıldı mı? Boyalı alanı bu şekilde söyledikten sonra, hadi bakalım, geçiyoruz nereye? Geldim, geldim, geldim. 30 sorumuza. Yukarıdaki şekilde 4 caddenin kesiştiği dairesel bir kavşan üstten görünüm verilmiştir. Merkezleri çakışık dairelerden oluşan bu kavşanın kenarları üzerindeki A ve B nokta arasındaki çizilen kırmızı çizgi içteki daireye teğettir. Yani merkez var. Merkezden teğete birleştirdin. 90 derece olacak. AB 30 sa sonuçta merkezden kirişe iki eş parçaya bölecek şekilde dik atıyorsan Buraya 15 yazarsın. Buraya da 15 yazarsın. Zaten dik keş parçaya bölüyordu. Peki bak 15'i görür görmez. Bizden bu daire dairesel kavşakta kullanılan asfaltın alanı. Yani halkanın alanını istiyor ya. O zaman pi çarpı 15'in karesi nedir? 225. Cevabımız böyle 225 pi olarak karşımıza gelmiş oldu. Direkt soruyu çözmek için bu şekilde kullanacağız. 30. soruda tamam. Geldik daire dilimlerin benzerliği. Yani sen bunu aslında daha önceden biliyorsun. Şöyle düşün. burada O merkezi bir daire dilimi var içeride de bir dilim oluşursa aslında burada benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit hatırlarsan üçgende benzerlikte. Yani C ile D'yi birleştir A ile B'yi birleştir. Peki buradakiler paralel olacak ya veya sonuçta alfa açısı var. CD yay uzunluğu ve AB yay uzunluğu aynı alfa üzerinden gidiyor. Aynı R'ler üzerinden oluşuyor. O yüzden burada benzerlik oluşturabiliriz. Nasıl oluşturacağız? OC'nin OA'ya oranı yani temel benzerlikte ne öğrendiysen burada yine aynı şeyleri yapıyorsun. OC'nin AOA'ya oranı, OD'nin OB'ye oranı, CD'nin AB'ye oranı. Ama CD yay uzunluğunun AB yay uzunluğunun oranı benzerlik oranı. Sabitimiz neydi? Benzerlik sabiti K'ydi. Bunları ortaya çıkartabiliriz. Hayriyette bu benzerlik oranının karesi de neyi vermiş olacak? Alanlar oranını vermiş olacak. Mesela 2'ye 1 yazsa 2 bölü 3 değil mi bu? 2 bölü 3'ün karesine 4 bölü 9. Buraya 4A yazınca tamamı 9A olması için aşağıya yazarsın? 5A çünkü toplam 9A çıkmış oluyor. Bak bunların hepsini hatırlıyorsun değil mi? Değişen bir şey yok. Aynı şeyleri kullanacağız. Peki gel, bir de burada orta noktalar verilince tek sayılar yazıyorduk hatırlarsan. 1 3 5 7 9 diye orta noktalar. Yani bunların hepsi orta nokta verilirse 1 3 5 7 9 şeklinde alanları parçalayabiliyorsun. Aynı üçgende yaptığın gibi. Peki, gel bunlardan güzel bir örnek çözelim. 31. soruya geldiğimde AB yay CD çember yayları O noktasındaymış. Merkezimiz. AC 10 verilmiş. Yalnız bak burada 20 varsa bu da 20 olacak. Peki AB yay uzunluğu 9 pi verildiyse buraya bir alfa yazalım. Ben normalde 9 pi uzunluğunu eşittir deyip alfa bölü 360 yazarak 2 çarpı pi çarpı r'miz nedir? Toplam 30. Bunu buradan alfa değerini bulabiliriz aslında. Pi'ler sadeleşiyor. Değil mi? Peki 30 ile 2 çarptım 60. 60 ile 360'ı sadeleştirdim. Burada 6 kaldı. Alfa buradan 54 derece gelmiş olduğu Sonra boyalı bölgenin alanı isteniyor bizden. Sonuçta biz şunu yapabiliriz değil mi? 2'nin 3'ü oranı temel benzerlik teoreminden 20 bölü 30 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi ne yapacak? 4 bölü 9. Yani 4A yazdığında 9A olması için tamamı 9A olacak. Buraya da 5A yazacağız. Gel bir şu 9A'yı bulalım. Bak 9A alanı eşittir. Alfa bölü 360. Alfayı kaç derece buldun? 54. 54 bölü 360. Çarpı pi çarpı r'nin karesi. 30'un karesi nedir? 900. Şöyle yazdım. Hatta bak burada ne olmuş oldu? 900 ile dok, e, Karşıdaki 9'u sadeleştirsem burada 100 kalsa. 360'ın sıfırıyla bunun sıfırı gitsin. 10 kalsın. 54, 9 çarpı 6 değil mi? Aynen. Peki o zaman ben 6'ya bölsem 9 kalacak. 6'ya bölsem 6 kalacak. 90 pi. Bak dikkat et. Aslında iç, içler dışarı yaptığımda ne olmuş olacak? 9'da da 6'yı sadeleştim. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. Aa bak 30 bölü 2 nedir? 15'tir değil mi? Yani A değeri direkt 15 pi gelmiş oldu. Peki 15 pi'yi getirip yerine yazsam benden 5 A isteniyordu. 5 çarpı 15 pi ne yaptı? 75 pi birim kare yapmış oldu. Ve 31. soruyu da noktaladık. Geçiyorum 32. soruma. Şekildeki çemberin merkezi O noktasıdır. OCA, ODB doğrusal CA'ya K yazdım. OC nerede? OC. Şurası da 2K olacak. Bir dakika benzerlik oranı ortaya çıkmadı mı? Direkt bak. 2'nin 3'e oranı. 2 bölü 3'ün karesini yapacağım yani. 2 bölü 3 benzerlik oranı. Peki karesini aldın. 4 bölü 9. Yine aynısı geldi. Yani şuraya 4A dediğimde burası 5A olacak. Boyalı bölgenin alanları eşittir demiş. Peki 5A'yı da getir buraya yaz. AOB açısını istemiş senden. AOB açısına da alfa desek. Hatta onu farklı bir renkle yapalım. Alfa istemiş. Peki orada toplam 9A yok mu? Bak 9a eşittir. Dairenin alanı pi kareydi. Pi çarpı 2k'nin karesi 4k kare. Bunu burada yazdım. Sonra biz aslında şunu da yapabiliriz. Sonuçta alanlar birbirine eşit olduğu için burada 9a var. Bizden açı istendiği için gel bir de alfayı yazalım. Bak alfa bölü 360 çarpı pi çarpı 2k'nin karesi 4k kare eşittir. 4a değil mi? Aynen öyle. Şimdi buradan düzenleyelim. Bak üst tarafta ne gördün? Hemen A'yı yalnız bırakabilirsin bak mesela. Alfa bölü 360 çarpı pi çarpı 4K'nin karesi eşittir. 4 çarpı A'yı yalnız bırakacağım şu üst tarafta. A yalnız kalırsa pi çarpı 4K karesi bölü 9 gelecek. Pi çarpı 4K'nin karesi bölü 9. Bir dakika sadeleşmeler var. Çok güzel. Pi 4K kare. Pi 4K kare birbirini götürdü. Sonra 9 ile 360'ı sadeleştirdim. Işte. Burada 40 var. Burada 1 var. Alfamız 40 ile 4 çarpılırsa 160 derece gelir mi? Gelir. O zaman demek ki AOB açımız 160 derecedir deriz. Ve çok güzel bir şekilde çözmüş oluruz. O sıfırı bir düzelteyim. 160 dereceyi ortaya çıkarttık ve son soruya geldik. 33. soru değil mi? Evet. Teğet testine geçiyoruz. Son sorumuz gerçekten uzun bir videoydu ama tüm soru tarzlarını tam böyle ÖSYM tarzı bir soruyla bitiriyoruz. Noktalıyoruz. Bir arabanın yarım daire biçimindeki arka camında o noktası etrafında dönebilen bir silecek bulmaktadır. Toplam uzunluğu 30 santim olan bu sileceğin lastik kısmının uzunluğu 24. Çalıştırılan bu silecek şekildeki gibi 120 derece döndüğünde yani şurası 120 dereceymiş. Sileceğin temizlediği alan camın alanının yarısı olmaktadır. Bir dakika o zaman sileceğin temizlediği alanı bulmak için 120 derecelik ve yarıçapı 30 olan ne yarıçapı 30 olan bir daire dilimin alanından yarıçapı 6 olan silinmeyen daire dilimin alanını çıkartmam gerekiyor. Önce hesaplayalım. Bak şuraya B bölgesi diyorum. B bölgesi eşittir. 120 bölü 360 parantezini alsam. Çünkü açılar aynı. P çarpı R'nin karesi. Yani 30'un karesi 900. Eksi P çarpı 6'nın karesi 36. Yani hatta P'yi de dışarı alabilirdik ama ne gerek var. Şimdi buradan 1 bölü 3 geldi değil mi? Peki 900 eksi 36 ne yapar? 854 mi yapar? Aynen öyle. Bakayım. E, 864 pardon. 864 pi bölü 3 mü geldi? Peki 864'e baktığımda 216'yı 4 ile çarpsam 864 yapıyor. Bak 216 çarpı 4 çarpı pi bölü 3. Zaten 216 dediğim şey de 36 çarpı 6 değil mi? O zaman 6'yı 3 ile sadeleştirdim. Burada 2 var değil mi? 72 çarpı 4 pi yaptı değil mi? Bak 72 çarpı 4 pi. Bu burada dursun. Sonra ne demişti bu sileceği temizlediği alan camın alanının yarısı olmaktadır. O zaman ben bunun yarıçapına R desem Pi çarpı R kare bölü 2 yarım dairenin alanı olduğu için ama bu şu an yarım dairenin alanı. Bak camın alanının yarısı dediği için yarım dairenin de yarısı 1 bölü 2 ile çarparak yazarım. Şu an ben bunu 72 çarpı 4 pi'yi eşitlemem lazım. Buradan ne gelir? Pi'ler sadeleşir değil mi? Şimdi baktığında R kare eşittir. 72 gel 36 çarpı 2 de yazalım. Şurada 2 tane 2 geliyor 4 gelecek. Bir tane daha 4 var. Bu şekilde yazdım. Şimdi fark ettiysen karekök kök içerisinde aldığında 36 dışarı 6 diye çıkar. 16 burada 4 diye çıkar. Ama 2 çıkamaz. Demek ki R dediğimiz şey 24 kök 2 imiş. Gerçekten çok güzel bir soru. Tam sınav tarzı bir soruydu. O yüzden bu soruyu yıldızlıyorum. Böyle bir soru yani silecek sorusu daha önce çıktı. Böyle e, özellikle çamaşır makinesinin o düğme sorusu. Çamaşır makinesinin düğmesini belli bir açıyla çeviriyorsun ya, çevirdiğinde taradığı bölge oluşuyor. Bu da buna benzer bir soru. Camın silinmesi daire dilmini ortaya çıkartıyor. Gerçekten 33 soruyu konu anlatımıyla birlikte yaklaşık 1 saat 10 dakikada bitirmiş olduk ve gel kamp programımıza da bunu eşleyelim. Bak kamp programımızda 21. gündeyiz ve 21. günde dairenin çevresi ve alanı konu olarak ne oldu? Bitti. Ve teğet ve merkez testi var. Teğet ve merkez testini de bitirdikten sonra bunun üzerine çizeceğiz. Ve benim en sevdiğim konu katı cisimlere geçmiş olacağız. Katı cisimlere geçeceğiz. Gerçekten çok keyifli videolar sizleri bekliyor. Animasyonlu anlatımlarla ben katı cisimleri sana anlatacağım. Evet. Bugün de bitirdiğimize göre tabii ki kamp programımıza gidiyorsun. Kamp programımızda da ben hemen sayfa ilk sayfayı açayım sana. Bak. İlk sayfamızda ne var? Ödev planımız var. Dairenin çevresi ve alanı ile alakalı senin test 11, test 12, test 13, test 14 ve test 15. İki tane mavi test, üç tane e, pardon iki tane yeşil test, bir tane de kırmızı test. Soru bankamızdan ödevin seni bekler. Video ders sistemimizi bitirdik. Şöyle yapalım. Bak. Video ders kitabını konu anlatımı olarak kullandık, bitirdik. Şimdi, ta bitmedi tabii ki. Teğet ve merkez testleri de var ikinci video olarak. Şimdi ise soru bankasına gidiyorsun, ödevlerini yapıyorsun. Bu ödevleri de yaptığında konu senin için artık paket olmuş oluyor. Konuyu halletmiş oluyorsun. Kitaplara ulaşmak için de BKM kitap sitesine gidip merkez koduyla ekstra sepette %10 indirimi kullanabilirsiniz. Birden fazla kitap alacaksanız bu indirimi sakın Kaçırmayın diyerek bir sonraki videoyu artık uğurluyorum. Emeğine sağlık. Bir saat beni çektin, bir saat boyunca Hacettepe anılarından da bahsettik. Ben sıkılma diye aralara böyle anı falan anlatıyorum. Umarım e, seviyorsunuzdur. Umarım bu şekilde sizi motive edebiliyorumdur. Çünkü bazı yorumlar geldi. Çok mutlu ettiniz beni. O yüzden çok teşekkür ederim arkadaşlar desteğiniz için. İnşallah sizleri de üniversitelere yolladıktan sonra ben de. İçim rahat bir şekilde işime devam edeceğim. Demek ki doğru yoldayız, doğru şeyler yapıyoruz diyeceğiz. Ve sen de emeklerinin karşılığını almış bir şekilde böyle başın dik, böyle özgüvenli bir şekilde hayatına yepyeni bir sayfa açarak üniversitede bu hayatı devam ettireceksin. O zaman kendine çok iyi bak, iyi çalışmalar. Ee, görüşmek üzere. Videoya da beğeni bırakırsan beni çok mutlu edersin.